Merhaba arkadaşlar. Akademik Kafa Dengi'ye hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanın Dost Mansur'u. Bugün Atatürk İnkılaplarına başlıyoruz. Çok özel, çok önemli bir konu. En az iki tane sınav sorusuyla muhatap olacağımız için sadece TYT, AYT 1 bazlı konuşuyoruz. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi öncelikle siyasi inkılaplarla başlayacağız ki bunlar saltanatın kaldırılması, Ankara'nın başkenti olması, Cumhuriyet'in ilanı, Halife'nin kaldırılması ile ilgili. Önce siyasi ne demek? Önemli. Siyasi devlet yönetimi ile ilgili olan demektir. Devlet yönetimi ile ilgili olanlardan ilki saltanatı kaldırılması. Unutmayalım. Bilgi olarak gelebilir. İlk Büyük Millet Meclisi'nin yani birinci tebmenin yaptığı tek inkılaptır saltanatın kaldırılması. Birinci tebmenin yaptığı tek inkılap saltanatın kaldırılması. Peki saltanat neden kaldırıldı? Bir, basit, açık. Saltanat ulusal egemenlik anlayışına ters düşüyor kardeşim. Ta Amasya genelgesinden beri zaten Cumhuriyet'in ayak seslerini duymuyor muyduk? Amasya genelgesinde milletin bağımsız, milletin antim karar kurtaracak falan demiyor muydu? Yani Mustafa Kemal ta Amasya genelgesinde, Erzurum Kongresi'nde, Tevme'de Cumhuriyet'in işaretlerini vermişti. O zaman Cumhuriyet'i kurabilmek için önce saltanatı, yani monarşik siyasi gücü kaldırmak gerekiyordu. Ama tabii bunun için aranan bir fırsat bulundu. İşte o da Lozan Konferansı'ydı. Malum itiraf devletleri Büyük Taarruz sonrasındaki Mudanya ve ardından yapılacak Lozan Konferansı'na İstanbul hükümetini de davet etmişlerdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile birlikte. İşte Mustafa Kemal dedi bu fırsatı kaçırmayalım. Bunu gerekçe olarak meclise sundu. Gerçek amaç saltanatı kaldırarak cumhuriyete yani demokrasiye ya da ulusal egemenliğe geçmek olsa da o günün koşulları içinde İstanbul hükümetinin Lozan Konferansı'na katılmasını önleme gerekçesini kullandı. Tabii bu arada itiraf devletleri neden İstanbul hükümetinde konferansa davet etmişti? Büyük Millet Meclisi ile birlikte. Türkler arasında ikili çıkartmak ve istediklerini kabul ettirmek için. O zaman iki temel neden. Saltanatın kaldırışında. Bir, ulusal egemenliğe dayalı devlet kurmak. İki, Lozan Konferansı'na İstanbul hükümetinin katılmasını engellemek. Ama saltanat kaldırılınca son padişah Sultan Vahdettin bir İngiliz savaş gemisiyle ülkeyi terk etti ve Malta'ya gitti. Ama hala Müslümanların halifesi unvanını yani dini liderlik unvanını üstünde taşıyordu. İngilizlerin halifeliği kullanma ihtimali vardı. Ve o günün koşulları içerisinde çok fazla tepki çekeceği için halifeliği de kaldırmamıştı. İşte halifelik bize karşı kullanılmasın ya da İngilizlerin oyuncu haline gelmesin diye biz hanedandan Osmanlı soyundan olan Abdülmecit Efendi'yi halife ilan ettik. Böylece 2 yıl daha Abdülmecit uhdesinde, bünyesinde halifelik sürdürüldü. İşte siyasi alanda ilk inkılabımız saltanatın kaldırılması. Sonra Ankara başkenti oldu. Dikkat edin 13 Ekim 1923 Cumhuriyet'in ilanından önce Ankara başkent. Şimdi burada yeni devletin başkenti sorunu nasıl gündeme geldi sorusuyla başlıyoruz. Bakın neden Ankara cevabı aramıyoruz? Neden İstanbul değil cevabını aramıyoruz? Yeni devletin başkenti sorunu ne zaman gündeme geldi? Şimdi herkes İstanbul'u doğal başkent olarak görüyor. 1953'ten beri başkentimiz. Hiç kimsenin aklına başka bir şehir gelmiyor. Ama İstanbul önce fiilen sonra resmen işgal edilmiş. Ve Ankara'yı geçici merkez olarak görüyoruz. Ama Lozan Anlaşması imzalanınca, İtiraf Devletleri 2 Ekim'de İstanbul'dan çıkınca, bizim birliklerimiz 6 Ekim 1923'te İstanbul'a girince işte devletin başkenti sorunu gündeme geliyor. Ankara'da bir grup milletvekili diyor ki başkentimiz işgalden kurtarılmıştır. Hadi meclisi İstanbul'a taşıyalım. İşte İstanbul'un işgalden resmen kurtarılışıyla birlikte yeni devletin başkenti sorunu gündeme geliyor. Ama Mustafa Kemal diyor ki hayır. İstanbul değil. Ankara olsun. O zaman burada ikinci bir soru. Neden İstanbul değil? Çünkü İstanbul bir kere İşgal tehlikesiyle yüz yüze bir şehir. Bakın bu görselimizde Boğazları görüyoruz. Ne diyordu Lozan Anlaşması'nda? Boğazların her iki yakası 20'şer kilometre olmak üzere asker ve silahtan arındırılacaktır. Ki 1936'ya kadar böyleydi. 20'şer kilometre. Karadeniz'den 20 kilometre, Marmara'dan 20 kilometre, Boğa'dan 20 kilometre çekiyorsunuz. Anadolu yakasında da Avrupa yakasında da böyle. Dolayısıyla İstanbul'un neredeyse tamamında Çanakkale Boğazı'nın çevresinde asker ve silah bulunduramıyorsunuz. Koruyamadığınız şehirden başkent olmalı. Ruslar nasıl Boğazlardan İstanbul'a Akdeniz'e gideceğim derken bir anda İstanbul işgali. Siz 20 kilometre uzaktan geleceksiniz. İmkansızdı. Başkent olamazdı. İşte bir diğer neden. Halife hala İstanbul'da.
Hala Osmanlı kimliğinin etkin olduğu bir şehir İstanbul. Halife İstanbul'da bir isyan çıkartmaya kalksa adeta Cumhuriyet'in kafası koparılır. Çünkü Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis burada ve halife yandaşları kültürlerinin yoğun olduğu bir şehirdesiniz. İşte İstanbul, halife kimliğinin kültürünün Osmanlı etkinin yoğun olduğu bir şehir, başkent olmazdı. Peki neden Ankara seçildi? Bunun birinci nedeni, bir kere Anadolu'nun ortasında. Ulaşım haberleşme açısından uygun, stratejik açıdan uygun, korumaya müsait, işgal tehlikesinden uzak ve tabii ki başkentlik yapabileceğini Kurtuluş Savaşı yıllarında ispatlamış. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kere bu şehirde, bu da var. Artı bu şehirden meclis bütün ülkeyi Kurtuluş Savaşı'nı yönetebilmiş. Kurtuluş Savaşı yönetmişse meclisi haydi haydi yönetir. Tabii uç noktalar da var. Mesela Ankara'nın Hititlerden gelen tarihi mirası, kültürel mirası. Yeni bir devleti yeni bir başkentte inşa edeceğini dünyaya göstermek. Adeta Konya'da değil. Bakın adeta bir köy gibi bir şehir seçilmiş. Böylece burada yeni bir şehirle Cumhuriyet'in yeni baştan, Türkiye'nin yeni baştan inşa edileceğini ispatlama düşünceleri de vardır. İşte böylece Ankara'da başkent olmuştur. Ve Cumhuriyet'i ilan ettik. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i ilan ettik. Neden? Birinci neden basit. Kardeşim, ulusal egemenliğe dayalı devlet kurmak. Bu da Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda. Ama aynı zamanda devletin rejimi, devlet başkanlığı sorununu çözmek. 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırdık. Ve neredeyse bir yıl olmuş. Ortada bir devlet var ama rejim şekli belli değil. Monarşi mi değil, teokrasi mi değil, mutlakiyet mi değil, cumhuriyet mi? O da değil. Kim bu ülkenin başkanı? O da belli değil. Mustafa Kemal Meclis Başkanı konumu ne? Belli değil. İşte bu sorunu çözmek istiyorum. Bu arada hükümetin daha kolay kurulmasını sağlamak. Bunu biraz sonra açalım. Ve Cumhuriyet ilan edildi. Ne diyor Mustafa Kemal? İşte liderlik bu. Ben en fazla hadi yarın sinemaya gidelim derim. Ama Mustafa Kemal ne diyor? Efendiler, yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz diyor. İşte büyük düşünce budur. Bu şekilde Cumhuriyet hazırlandı ve ilan edildi. Ne oldu? Devletin rejimin sorunu, devlet başkanının sorunu falan çözüldü. İlk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, ilk Meclis Başkanımız İsmet Paşa, ilk Başbakanımız İsmet Paşa ve ilk Meclis Başkanımız Fethi Bey oldu. Tabii yürütme yetkisi meclisten alındı, hükümete devredildi. Böylece bakanların tek tek seçildiği meclis hükümeti sisteminden bakanlar kurulu listesinin topluca oylanarak seçildiği kabine hükümet sistemine geçildi. Malum bakanları tek tek seçmek çok zordur. Kabine sisteminde hükümet kurmak çok daha kolay çünkü bakanlar kurulu topluca oylanıp kabul edilecektir. Dolayısıyla buna bir dönün arkadaşlar, bu konu çok önemli. Birinci tevmiyi anlattığımız dönemde güçler birliği, güçler ayrılığı, meclis hükümeti, kabine hükümeti kavramlarını anlattık. Lütfen oradan bir kez daha bakın. Birinci meclis, meclis hükümet sistemiyle hükümet kurmakta pek zorlanmamıştı. Çünkü her bakan tek tek seçilse de ortak ideal bağımsızlığı sağlamaktı. Ama vatanı işgalden kurtardıktan sonra artık ideolojiler devreye girdiği için bakanları tek tek seçmek çok zordu. Kabine hükümetinde bakanlar kurulu 26 bakan tek bir oylamayla meclisten güven oyu alır. Ve tabii siz oraya farklı ideolojilere sahip insanları koyarsanız, sadece solcuyu koyarsanız dolayısıyla mecliste daha kolay ona güven oyu verebilir. Böylece hükümet daha kolay kurulabilir ama bunu yapabilmek için de Cumhurbaşkanlığı şartı vardır. Peki 3 Mart 1924 halifeliği kaldırdık. Neden kaldırdık halifeliği? Bunun birinci nedeni din ile devlet işlerini birbirinden ayırmak. Birinci neden din ile devlet işlerini birbirinden ayırmak. Belli. O yüzden laiklikle alakalı. İkinci neden eski rejime dönüş yollarını tamamen kapatmak. Şimdi biz saltanatı kaldırdık ama hala Osmanlı hanedanından olan halife var. Ve önemli bir isim. Ve İslam dünyasının din lideri. Maazallah kalkıp dese ki ya cumhuriyeti yıkıyoruz dese milyonlarca insan isyan edebilir. Rejim de tehlikeye girebilir. Hatta halife devlet başkanı gibi hareket edebilmekte. Dolayısıyla insanlar hala halifeyi cumhurbaşkanından önüne görüyorlar. Bu da siyasal rejimin tehlikede olduğunu gösteriyor. Bir diğer neden laik alanda yapılacak inkılapların önünü açmak. Tamam biz de hani İtalya'daki Vatikan Papalık benzeri bir yapı kuralım diye düşündük ama bir düşünün. Mesela şer'i hukuktan laik medeni hukuka geçeceğiz. Halife ne diyecek? Bu dine aykırıdır. Bunu yapamazsınız diyecek. Bu durumda halk ne yapacak? İsyan edecek. Böylece devrimler tehlikeye girecek. Yani halife laik inkılapları eleştirebilir. Eleştirmesi halinde isyanlar çıkabilirdi. Bu da doğal olarak da
tepkilerle birlikte devrimi yarım bırakabilirdi. İşte laik inkılapların önünü açmak. Başka, ulus devlet anlayışını güçlendirmek. Şimdi halifenin olduğu yerde egemen ideoloji İslamcılık, yani ümmetçiliktir. Müslümanların birliği ve kardeşliği. Oysa Atatürk'ün egemen kılmaya çalıştığı milliyetçilik, yani ulusçuluk. Türk kültürüne, Türk tarihine dayalı bir devlet kültürü oluşturmaya çalışıyoruz. Ama halifelik varken ümmetçiliğin etkisini kıramayız. Ümmetçilik etkinken milliyetçiliğin kabul edilmesi zor olur. Halifeliği kaldırarak ulus devlet anlayışına geçişi kolaylaştıracağız. Tabi burada bağımsız bir dış politika sürdürme de var. Örneğin halifelik bende. Ben kendim çıkarım bir İslam dünyasına karşı, belki Hristiyan İslam devletine karşı bir Hristiyan devletle birlikte hareket etmem gerekecek. Ama olmaz diyorlar. Çünkü sen İslam dünyasını temsil ediyorsun. Dolayısıyla ona göre hareket edeceksin. Benim ulus çıkarım farklı olabilir. Ya da ben Türkiye'de laik bir uygulama yapmaya kalksam, İslam dünyasından hop siz halifeliği temsil ediyorsunuz, bunu yapamazsınız diyebilirler. Veya daha ötesi var. Örneğin Mısır'da laik bir uygulama olsa bizim halifemiz bunu eleştirebilir. Başka ülkenin iç işlerine karışabiliriz. Yani İslam dünyasına karşı sorumluluktan dolayı dış politikada özgür değilsiniz. İç işlerine karışma ya neden olabiliyor? Başka devletlerin iç işlerine karışılmasını ortam hazırlayabiliyor. Kaldırdık. Böylece bu sorumluluklardan kurtulduk. Hatta inanç özgürlüğünü geliştirmek bile diyebiliriz. Halifenin olduğu yerde Sünni İslam'ın psikolojik baskısı olur. Bir tür mahalle baskısı. Yani ben ateistim diye bağıracağım. Yok arkadaşım ayıptır, öyle şey mi olur? Ateistim deme. Sonuçta biz halifeliği temsil ediyoruz. Biraz sessiz ol noktasına bile getirebilir. Dolayısıyla inanç özgürlüğünün önünde bile bir engel olarak görülebilmektedir. Halifeliği kaldırdık. Ama aynı gün bir dizi kanun çıkardık. Onlardan bir tanesi hanedanın ülke dışına sürgün edilmesi kanunudur. Osmanlı ailesine hanedan diyorduk. Hanedana mensup bütün erkeklerin 24 saat içinde, kadın ve çocukların bir hafta içinde ülkeyi terk etmesi istenmiştir. Neden? Trajik görünse bile bu insanlar Osmanlı soyuna mensup ve halen çok saygın insanlar. Bunların bir tanesi rejim karşıtlarının İslam bayrağı haline gelse yine Türkiye'de iç savaş çıkabilir. Trajik görülse de bir insanın vatandaşlıktan çıkarılması, ülke dışına sürgülenmesi trajik görülse de, ki bana da trajik gelmekte, devletin bekası için bu bir gereklilikti. Çünkü birkaç kişiyi korumak adına, birkaç kişiye sahiplenmek adına hareket edebiliriz ama ki nitekim Osmanlı Hanedan'dan gelen Necdet Sultan'ın bir açıklaması vardır. Atatürk'ün yaptığı ailemiz için kötü ama devletimiz için gerekli olan bir şeydi. Onlar bile bunun gerektiğinin farkındaydı. Trajik de olsa hanedanı ülke dışına çıkarak bir isyan zincirinin başlatılmasını engellemiş olduk. Başka ne yaptık? Tevhidi Tedrisat Kanunu, ki bunu eğitim alanındaki inkılaplarda konuşacağız. Eğitim öğretim birliği diyeceğiz. Medreseleri kapatarak akılcı bilimsel eğitimin önünü açtığımız için laiklik. Yabancı okulları Türk milliyetine bağladığımız için milliyetçilik diyeceğiz. Aynı gün çıkarılan kanunlardan bir diğeri şeriye ve evkaf vekaletinin kaldırılması. Ki bu hem din işlerinden sorumlu hem vakıflardan sorumluydu. Aslında yerine açılan kurumları görünce ya ne değişti sorusu geliyor. Çünkü şeriye kısmı din işlerini yönetiyordu. Onun yerine Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurduk. Evkaf kısmı vakıfları yönetiyordu. Onun yerine de Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü kurduk. Ne değişti hocam? Değişen şu arkadaşlar. Laikleşme ile ilgili önemli bir çalışma var. Nedir? Çünkü şeriye vekaleti aynı zamanda Osmanlı Devleti'nde yapılan işlerin dine uygun olup olmadığını inceliyordu. Ben laik devlet kuruyorum. Dine uygunluğunu dikkate almıyorum ki. O yüzden şeriye vekaletinin bu yetkisine son verecek şekilde Diyanet'i kuruyoruz. Devletin yaptığı işleri denetleme yetkisi yok. Aynı zamanda vekalet bakanlık demektir. Başkanlığa düşürüldü. Yani şeriye vekaleti, yani Din İşleri Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu Diyanet İşleri Başkanlığı'na dönüştürülmüş. Dolayısıyla da böylece siyasetten din ayrılmıştır. Aynı gün çıkarılan kanunlardan bir diğeri Erkan-ı Harbiye vekaletinin kaldırılmasıdır. Nedir Erkan-ı Harbiye? Ordudan sorumlu bakanlık. Ve aslında ordu komutanı. Mesela Mareşal Fevzi Çakmak ordu komutanına geldiği an itibariyle bakanlar kurulunda doğal üyesi olmuş oluyor. Yani orduyla siyaset iç içe. Hatırlayın Mustafa Kemal'in 1918'e kadar olan hayatını anlattığımız dersimizde ne demiştik? Mustafa Kemal bir İttihat Terakki Kongresi'nin orduyla siyaset birbirinden ayrılmalıdır. Yoksa bu hem orduyu felakete sürükler hem de demokrasiye darbe vurur diyordu. Ama dikkate alınmamıştı. İşte burada kendisi gerçekleştiriyor bunu. Orduyla siyaseti birbirinden ayırmak istiyor. O yüzden de Erkan Harbiye vekaletini kapatıyor. Yerine iki yeni kurum. Milli Savunma Bakanlığı, sivil.
Genelkurmay Başkanlığı askerlikle ilgili kurum. Asker milletvekillerine diyor ki seçin. Ordu mu siyaset mi? Siyasetse ordudan, orduysa siyasetten istifa edin diyor. Böylece orduyla siyaset birbirinden ayrılıyor. Bu sayede hem orduda birlik beraberlik korunuyor. Düşünsene de iki siyasi partiye mensup asker milletvekili var. Biri iktidar partisi, biri muhalefet partisi. Birbirlerini yiyecekler. O onu oraya sürmeye çalışacak. O onun ayağını kaydırmaya çalışacak. Veya bir asker milletvekili mecliste konuşurken normal basit bir demokratik seçimle gelmiş sivil bir milletvekili orada o asker milletvekilini eleştirebilir mi? Ne kadar eleştirebilir? Yani orduyla siyaseti birbirinden ayırarak hem orduda birlik beraberliği koruyoruz hem de mecliste fikirleri özgürce söyleyecek bir yapı oluşturuyoruz. Yani demokratikleşmeyi sağlıyoruz Erkanlı Harbiye vekaletinin kapatılmasıyla birlikte. Peki şimdi siyasal alanda inkılaplarımız böyle. Gelelim hukuk alanındaki inkılaplarımıza ki hukuk alanında inkılapların hangileri olduğuna bakarsak 1924 Anayasası Medeni Kanunu görüyoruz. Anayasanın laikleşme süreci var. Tabi bu arada İtalya'dan aldığımız ceza kanunu, Almanya'dan aldığımız ceza yargılama usulü kanunu vesaire de var. Ama burada esas olan, önemli olan 1924 Anayasası Medeni Kanun Anayasanın laikleşmesi. Önce. İnkılapların sebeplerine bakalım. Yani hukuk alanında neden inkılap yaptık? Bir kere Osmanlı Devleti'nde hukuk birliği yok. Kadın erkek eşitliği yok. Çağın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir hukuk sistemine ihtiyacımız var. Ve tabii ki devlete layık bir karakter kazandırma düşüncesi var. Yani hukuk birliği, kadın erkek eşitliği yoktu. Getireceğiz. Çağın ihtiyaçlarına dayalı yeni bir hukuk. Layık bir devlet ve hukuk sistemi oluşturmak için hukuk alanında inkılaplar yapıyoruz. İşte bu süreçte anayasal zincirine bakarsak önce 1921 Anayasası'na bakalım. Neydi bu 1921 Anayasası? Teşkilat-ı Esasiye ki yeni Türk Devleti'nin ilk anayasasıydı. Ve laik bir özelliğe de sahip değildi. Zaten bu Kurtuluş Savaşı şartlarında hazırlanmıştı. Yani özellikle Kurtuluş Savaşı'nı yapabilecek anayasal hükümleri ya da anayasal yetkiyi Büyük Millet Meclisi'ne vermek amaçlıydı. Hatta 1921 Anayasası ne diyordu? Din işleri meclisin görevleri arasındadır ki o sırada din konusunda da tek otorite olmak için böyle bir tedbir almıştı. Yani laik bir anayasa değildi. Bir diğer anayasamız 1924 Anayasası. Aslında şöyle tarihlere dikkat edelim. Bakın 1921-1924. 3 yılda bir anayasa eskir mi? Hayır. Peki 3 yılda nasıl eskidi bu anayasa? Çünkü 1921 Anayasası'nda devletin adı yoktu. Rejimi yoktu. Başkenti yoktu. Devleti yöneten temel güçlerin yetki sorumlulukları yoktu. Sadece gerekli hükümler vardı. Kurtuluş Savaşı için. Ama biz ne yaptık? 1922'den itibaren bir sürü değişim yaptık. İşte 1922'den itibaren yapılan inkılapların zorunlu sonucu. Saltanatın kaldırılması vesaire. De burada 1923 dedik çünkü Cumhuriyet adını orada koyduğumuz için. Cumhuriyet'ten itibaren. Cumhuriyet'i ilan ettik. Halifeliği kaldırdık vesaire. Böylece 1921 Anayasası'nda olmayan pek çok şeyi 21 Anayasası'na eklemeye başladık ama anayasa adeta yamalı bohçaya döndü. Hadi dedik. Yeniden bir anayasa yapalım. İşte böylece Türkiye Cumhuriyeti'nin ya da Türkiye Devleti'nin ikinci anayasası. Ama Türk tarihinin çünkü Osmanlı Devleti'nde bir de kanun esası vardı yapıldı diye. Bu anayasada devletin dini İslam'dır hükmü yazıyor. Çok ilginç. Atatürk bu anayasayı halifelik kaldırıldıktan sonra kabul etti. Teklif etti. Meclis'te kabul edildi. Halifeliği kaldırıyoruz laik devlet adına ama daha sonra devletin dini İslam'dır diyoruz. Şey, layık olmayan bir madde koymuşuz. Hatta hiç kimse dininden, mezhebinden, tarikatından dolayı kınanamaz maddesi bile vardı. Neden böyle yapıyoruz? Tepkileri yumuşatmak. Halifeliği kaldırmışız. Halifeliği kaldırdıktan sonra insanlar zaten sorguluyor. Ya artık biz bir gavur mu olduk falan diyenler bile var. Ya hayır biz Müslümanız. Sadece halifelik gerekli bir kurum değildi. Demek için anayasaya devletin dini İslam'dır hükmü kondu. Yani tepkileri yumuşatmak için. Tabi devletin dili Türkçe, başkenti, Ankara vesaire bunların hepsi anayasaya yazıldı. Bu arada tarihi süreçte 1924 anayasası değişti. 1928'de devletin dini İslam'dır hükmü anayasadan çıkarıldı. Yumuşak bir şekilde laiklik aşamaları. Önce laikleşme ile ilgili inkılaplar yapıyoruz ama devletimiz İslam devleti diyoruz. Daha sonra İslam devleti hükmünü anayasadan çıkarıyoruz ki 1937'de laiklik ilkesi de diğer ilkelerle birlikte anayasaya girecek. Tabii bu arada kadınlara seçme seçilme hakkı vereceğiz 1933-34 gibi ve zaman içerisinde bunları anayasaya alacağız ve anayasayı hem
laikleştireceğiz hem de her alanda eşit bir anayasa haline getireceğiz. Peki, medeni hukuka gelirsek. Şimdi medeni kanun ne demektir? Medeni kanun, toplum, kişi, aile, miras, eşya hukukuyla ilgili kanunlar bütün. Basitçe aslında medeni kanunu siz aile hukuku diyebilirsiniz. Çünkü bizimle ilgili temel soru bu, aile hukuku. Ama aslında şehirlilerin birbiriyle olan iletişimini kuran kanunlar zinciri olarak da bilinir. Peki, Osmanlı Devleti'ndeki aile hukukuna bakarsak neydi Osmanlı Devleti'ndeki aile hukuku? Mecelle, mecelle ahkamı adli olarak da geçer. 19. yüzyılın 3. çeyreğinde hazırlanan, yani 1864'te hazırlanan İslam hukuku ülkelerine göre yapılmış bir aile hukukudur. Ki bu aslında zamanla çağın gerisine kalmış bir hukuk sistemi olarak kendimize karşımıza çıkıyor. Bu arada bir de gayrimüslimlerin hukuku var. Onların da kendileri için geçerli olan Patrikhane mahkemeleri vardı. Ve aile hukuku bu vasıtayla düzenledi. O zaman buradan hareket ettiğimizde Cumhuriyet'e kalan hukuk sistemine baktığımızda hukukta birlik yok ve hatta laik bir hukuk sistemi yoktur. Peki medeni kanun neden hazırlanmıştır? İşte dine göre değil, akılcı ve bilimsel çağdaş bir aile hukuku yapmak ki bu yönüyle ne demiştik? Akılcılık, bilimsellik deyince ne diyecektik biz arkadaşlar? Hangi ilkeye gidecektik? Laiklikle alakalı. Aynı zamanda toplumsal ekonomik alanda, hatta hukuk alanında falan kadın erkek eşitliğini sağlamak. Peki eşitlik deyince hangi ilkeye gidiyorduk? Evet, halkçılık. Başka, azınlıkların cemaat mahkemeleri kurmasını önlemek. Çünkü Müslümanlar kendi kadılık mahkemelerinde, kendi iç hukuklarında, boşanma, miras, çocuğun velayeti gibi tartışmalarda, kendi şeriat mahkemelerinde, gayrimüslimlerde kendi patrikhane, yani cemaat dini gruplara verilen isim, Osmanlı Devleti'nin cemaat diye Müslüman olmayan gruplarla ilgili ifadeydi. Cemaat mahkemeleri kurmasını önlemek ki laiklik, aynı zamanda hukukta batılılaşmak ve çağdaşlaşmayı esas almak olduğu için inkılapçılık diyeceğiz. Akılcı bilimsel hukuk, laiklik, kadın erkek eşitliği, halkçılık, din mahkemelerini kaldırmak, laiklik, batılılaşmak, çağdaşlaşmak, inkılapçılık olarak karşımıza çıkıyor. Peki, medeni kanunla sağlanan gelişmeler nelerdir dendiğinde, bir, tek eşlilik ve resmi nikah sorununu getirdi. Resmi nikahla ilgili bir şey vardır, soru sorulur. Ailenin birliğini güvence altına aldığı gibi kadının miras hakkını da güvence altına alıyor. Çünkü resmi nikah varsa çocuğun velayetini alma hakkı oluyor. Resmi nikah varsa eşinin ölmesi hakkında miras payını alıyor. Boşanma hakkında kadından kocasından bir şeyler elde ediyor. Resmi nikah aile birliğinin korunmasıyla birlikte kadın hakkını da koruyor, buna dikkat edelim. Ve mirasa ve mahkeme şahitliğinde eşitlik geldi. Kadınlara da boşanma, meslek seçme hakkı verildi. Kısaca sosyal ekonomik alanda kadın erkek eşitliği ne yapıldı? Sağlandı. Bu arada Lozan Anlaşması'yla azınlıklara verilen mahkeme kurma yetkisi de kaldırıldı. Azınlıklara tabii şu verilmişti. Eğer Türkiye laik bir hukuk sistemine geçerse ve azınlıklar da bu hukuk sistemine tabi kılmak isterse tabi olurlar dendi. Geldi kendi azınlıklar geldi. Bir zorlama yok. Azınlıklar geldi. Bu hukuk sistemi bize uygun. Biz de bu hukuk sistemine tabi olmak istiyoruz. O zaman tamam dendi ve Patrikhane mahkemeleri kapatıldı. Böylece hukuk birliği sağlanmış oldu. İşte medeni kanun. Medeni kanunla kadınlara seçme seçilme hakkı verilmemiştir. Buna dikkat. Yani medeni kanunla tam bir kadın erkek eşitliği sağlanamamıştır. Zaten medeni kanun aile hukuku dedik ya, siyasal yaşamı niye düzenlesin? Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi, şöyle söyler bazı hocalar, 034 BMV derler. Yani 1930'da belediye, 1933'te muhtarlık, 1934'te milletvekilliği. Vekillik kelimesi de olur. O yüzden seçimler bu şekilde düzenlenecek. Böylece en son aşama aşama 1934'te kadınlara seçme seçilme hakkı verilecek. Bu hak anayasaya alınca tam bir kadın erkek eşitliği sağlanacaktır. Kadınlara tabii ki siyasal hakların tarihi süreçte sağlanması cumhuriyetçilik ve halkçılık ilkesiyle de ilişkilidir. Eşitliği sağladığı için halkçılık, kadınları yönetime katıp demokratikleşmeyi geliştirdiği için de cumhuriyetçilikle ilişkilidir. 034 BMW. Ayet 2'de en fazla gelebilir. Bilmeye bence çok gerek yok. Ama hangi ülkeden neyi aldığımızı bilmenize gerek yok. Ama şunu bilelim. Ticaret hukukunda, ceza hukukunda, icra iflas hukukunda vesaire Avrupa'daki hukuk sistemlerini örnek alıyoruz. Bu hukuk sistemini örnek alırken şunu bilelim sadece. En son hazırlanan, en yeni olanlarını kabul etmişizdir. Böylece hukukta büyük bir dönüşüm, değişim yaşanmıştır.
geldik eğitim alanında yapılan inkılaplara. Bunların içinden üniversite reformu, güzel sanatlarla ilgili çalışmalar pek fazla çıkmasa da dikkat alacağız ama diğerleri çok önemli. Hepsini bileceğiz. Önce neden eğitim alanında inkılap yapıyoruz? Bir kere Osmanlı eğitim sisteminde birlik yok. Herkes kafasına göre eğitim yapıyor. Azınlıklar kendi okullarında. Free takılıyorlar. Yabancı okullar kendi okullarında. İstediklerini yapıyorlar. Medreseler Şeyhülislamlığa bağlı. Marif vekaletine bağlı modern okullar vesaire. Eğitim sistemi laik değil. Birlik yok. Kısaca Osmanlı eğitimi yetersiz. Ve inkılaplar çağdaşlaşma için gerekli olan seviyeyi yakalama düşüncesiyle eğitimde modernleşme gerekli. Peki Atatürk'e göre eğitim, öğretim politikası her anlamıyla milli bir nitelikte olmalıdır. Peki millilik ne demektir diye bakarsak Atatürk millilikte tam bağımsızlık ve milli egemenlik anlayışına uygun olsun istiyor. Milli birlik beraberliği güçlendirici olsun istiyor. Eğitim dilinin, yönteminin, araçlarının milli olmasını istiyor. Yani haritalar İngilizce olmasın diyor. Türkçe harita diyor. Ha yanlış anlaşılmasın. Çok iyi yabancı dil eğitimi olsun. Ama eğitim dili Türkçe olsun diyor. Her şeyle öz Türkçe üzerinden bir eğitim yapalım istiyor Atatürk. Peki milli eğitim sisteminin gözetici esaslar nelerdir diye bakarsak bir kere öğretim birliğinin sağlanması ki buradan baktığımız zaman yani yabancı okulları falan kapatacağız. Karma eğitim yapılması kız erkek karışık ki bu yönüyle nereye gidecektir? Karma eğitim halkçılığa gidecektir. Eğitim yaygınlaştırılması, ilk öğretimin zorunlu parasız olması, eğitim programı milli bilimsel olması. Burayı ezberleme gerek yok. Yani şu andaki eğitim politikasına bakın Atatürk'ün ne demek istediğini daha iyi görürüz. Peki hangi inkılaplar yapıldı? İşte bunlardan ilki Tevhid-i Tedrisat Kanunu. Tevhid ne demektir? Birlik. Hatta kelime-i tevhid vardır. Allah'ın birliğini vurgulayan kelime demektir. Tevhid-i Tedrisat derslerde birlik demektir. Birinci özellik medreseleri kapatarak akılcı bilimsel çağdaş bir eğitim sistemini açıyoruz. Önünü açıyoruz. O zaman medreselerin kapatılması hangi ilkeye gider? Laiklik. Çünkü akılcı bilimsel eğitim diyoruz. Başka yabancı okulların ders programlarına Türk kültürüyle ilgili dersleri zorunlu olarak koymak. Yabancı okulları Türk milli eğitimine bağlamak ve Türk kültürüyle ilgili dersleri zorunlu hale getirmek. Milliyetçilik. Bu arada bütün eğitim sistemini Maarif Vekaleti'ne, o günkü adıyla Maarif Vekaleti, günümüzde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlayarak kültürel çatışmayı önlemek ve toplumsal birlik beraberliği sağlamak aklımıza gelecektir. Bir de Maarif Teşkilatı hakkında kanunlar. Mart 1926'da yürürlüğe giren kanundan bahsediyoruz. Maarif eğitim demek. Yani bugünkü Milli Eğitim Temel Kanunu'ndan bahsediyoruz. Ülkedeki bütün okul sistemini her anlamda düzenleyen kanun zinciridir bu. Peki Medeni Kanun, Maarif Teşkilatı hakkında kanunda neler belirlendi? Ki Atatürk'ün çok güzel bir sözü var eğitimle ilgili. Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder. O yüzden ne kadar modern eğitim yaparsak o kadar gelişmiş özgür bir millet oluruz. Şimdi Maarif Teşkilatı'nda Türk eğitim sisteminin ilkeleri belirlenmiş. Ne diyor? Bir kere karma eğitim olacak. Karma. Kız erkek karışık olacak. Halkçılık. Çünkü eğitim ayrımı yapıyoruz. Başka ne diyor? Akılcı bilimsel olacak. Laiklik. Başka ne diyor? Milli değerlere dayalı olacak. Hangi ilke? Milliyetçilik. Başka ne diyor? Milli değerleri önemseyeceksiniz. Milli değerleri pardon, milli egemenliği önemseyeceksiniz. Cumhuriyetçilik, çağdaş ve yenilikçi olacaksınız. İnkılapçılık. Yani devletçilik hariç Atatürk ilke inkılaplarının tümüne dayalı bir eğitim sistemine karşı karşıyayız. Tabii okullarda hangi dersler ne şekilde öğretilecek? Yeni Türk Devleti'ne nasıl öğretmenler yetiştireceğiz vesaire. Bunlar da Maarif Teşkilatı hakkındaki kanunda karşımıza çıkıyor. Geldik yeni Türk harflerinin kabulüne. 1928'de yeni Türk harflerini kabul ettik. Bakın yeni Türk harflerinden önce mesela burada ne yazıyor diye bakalım. Arap harfleriyle gazetemizin başlığını nasıl yapalım diye yazıyor. Ama aslında mesela gazetemizik bu K harfidir. Ne diye okunuyor? Başlığını nasıl yayalım diye dokunabilir. Yani Arap harfleri ile Türkçe. Şimdi yanlış anlaşılmasın burada yeni Türk harflerinin kabulünden önce dediğimiz zaman Arapça konuşmuyordu. Bugünkü harfler yeni Türk harfleri ama Latin esas harfler. Biz şu anda neyi kabul ettik? Latin harflerini Türkçe diline uygun hale getirecek şekilde kabul ettik. Yani eskiden Arapça konuşmuyorduk.
Eskiden de Türkçe konuşuyorduk ama Arap harfleriyle yazıyorduk. Şimdi Türkçe konuşuyoruz. Latin harfleri ama Türkçeleştirdiğimiz Latin harfleriyle. Peki neden kabul ettik? Yeni Türk harfleri. Amaçlar belli. Dilimizi tam olarak karşılayamayan Arapça. Mesela B sesi var, P sesi yok. P'ye 3 nokta koyup B'yi P'leştiriyor. İşte dediğim gibi öyle ki K'yi ne diye okuyoruz. Yani karşılığımızı tam olarak karşılamıyor. O yüzden de okuma yazma zor. Halkımız zor okuma yazma öğreniyor. Ama ne yapmaya çalışıyoruz? Daha kolay böyle okuma yazmayı yapacağız. Kime? Halkı. Böylece ne yapıyoruz? Halka hizmet ediyoruz. Halkı cahillikten kurtardığımız için halkçılık. Halkın daha kolay eğitimden faydalanmasını sağlayacağımız için, halka hizmet olduğu için halkçılık. Başka? Bilimsel anlamda batılılaşmayı azaltmak. Batıyı daha kolay takip etmek. Ya adamın alfabesinin bugün bile mesela hiç Arap alfabesiyle, Kiril alfabesiyle yapılmış bir şey gördüğümüzde hemen oradan uzaklaşıyoruz. Ama bilmediğimiz bir dil bile olsa hemen bir sözlüğe bakıyoruz. O kelimeyi okup sözlükte ne anlama geldiğini görebiliyoruz. Çünkü kelimeyi okuyabiliyoruz. Ne demek olduğunu bilmesek bile. İşte batılılaşmayı hızlandırmak olduğu için inkılapçılık olarak karşımıza çıkar yeni Türk harflerinin kabulü. Okuma yazmayı kolaylaştırmak, halkçılık. Batılılaşmayı hızlandırmak inkılapçılık olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu arada biz yeni harfleri kabul ettik. Okulda çocuklara yeni harfleri öğreteceğiz. Peki okul çağını geçmiş insanlar var. Onlar ne olacak? Şimdi gelmiş adam 40 yaşına. Yeni harfleri nasıl öğrenecek? İşte millet mekteplerini açıyoruz. Latin harflerinden oluşturulan yeni Türk alfabesini okul çağını geçmiş olanlara öğretmek için bir çeşit okuma yazma seferberliği. Hafta sonu ya da hafta içi. Okullarda, devlet binalarında akşam kursları, işte hafta sonu kursları şeklinde halkı cahillikten kurtaracak şekilde bir eğitim sistemi halkçılık. Şimdi Atatürk eğitim eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin diyor. Eğitim bu kadar önemli. Tabii bu arada Atatürk'e de baş öğretmen unvanı veriyordu değil mi? Baş öğretmen unvanı nereden geliyor dersek İşte 11 Kasım 1928'de Millet Mektepleri Baş Öğretmen unvanı verildi. Neden? Çünkü o gün Millet Mekteplerin açılışı kararlaştırılmıştı. Tabii Öğretmenler Günü'nün 24 Kasım'da kutlanıyor olması aslında 11 Kasım'da toplantıda bu karar alındı ama 24 Kasım'da Millet Mekteplerinin açılışı başladığı için de 24 Kasım günümüzde Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Eğitim alanındaki bir diğer inkılabımız Türk Tarih Kurumu'nun açılışı. Şimdi 1930 yılında, şimdi Afet İnan'ın Miranısından bakalım. Fransızca coğrafi kitaplarının birinde Türk ırkının sarı ırka mensup olduğu ve Avrupa zihniyetine göre ikinci derecede bir insan tipi olduğu yazmakta. Hatta diyor ki o nedenle Türklerin Asya'nın içlerine sürülmesi Avrupalıların bir görevidir. Yani adamlar dünyayı üç ırka bölmüş. Beyaz, sarı, siyah. Beyaz ırk evrimini tamamlamış en üstün ırk diyorlar. Ve bunu ispatlamak için de kendi bilimsel kültürel faaliyetlerini gösteriyorlar. Sarı ırk evrimi devam ettiren ve Türkler sarı ırktan geliyorlar diyorlar. Evrim bitmemiş, belin gelişimi tamamlanmamış ırktır. Bunlar Asyalılardır diyorlar. Sadece savaş yetenekleri vardır. Bilimsel kültürel hiçbir faaliyetleri yoktur. Siyah ırksa Afrikalılardır. Zaten onlar da her şekilde kör olarak kullanılır yaklaşımlar. İşte bunu Afet İnan Atatürk'e anlatıyor. Atatürk de bununla biraz meşgul olalım diyecek. İşte böylece Türk Tarih Kurumu açılacak. Neden açılıyor Türk Tarih Kurumu? Türk tarihinin sadece Osmanlı tarihinden ibaret olmadığı, çok eskilere dayandığı, çok gelişmiş köklü bir uygarlık olduğunu ispatlamak. Ve böylece Türk milletinin dünya kültürüne olan katkılarını ispatlayarak dünyadaki saygınlığımızı artırmak. Buradan gittiğimiz yer milliyetçilik. Ve Türk Dil Kurumu'nun açılması ki bu da milliyetçilikle alakalı. Açılış amaçları belli. Türkçeyi Arap Fars etkinliğinden kurtararak öz güzelliğini korumak, geliştirmek, Türk dilini zenginleştirmek. Çünkü dilimize girmiş Arapça, Farsça kelimelerin Türkçe karşılığı varsa onları bulmak ya da yabancı kelimelere karşı Türkçe kelimeler türeterek Türkçenin öz güzelliğini, zenginliği ortaya çıkartmak. Tabii ki Türkçeyi bilim dili haline getirmek. Aydın diliyle halk dili arasında oluşan farkları ortadan kaldırmak. Ya basit bir konu aslında. Türk Dil Kurumu deyince milliyetçilik diyeceğiz. Türkçeyi geliştirmek olduğunu bileceğiz. Tabi Arapça Farsça kelimenin Türkçe karşıtı bulmak derken bütün Arapça Farsça kelimeleri atmayacağız. Şimdi kitap kelimesi Arapça Türkçeleşmiş bir kelime. Ne diye atacağız? Dilimize girmiş yerleşmiş kelimelerden vazgeçmekten bahsetmiyorum. Ama Türkçe karşılığı varsa onu kullanalım. Ya da
İngilizce, Fransızca bir kelime gelecekse onun yerine yeni Türkçe kelime türetelim demeye çalış. Yoksa diller mecburen birbirinden etkilenecektir. Yani ırkçı bir yaklaşım yok burada. Sadece milletimize hizmet var. Bu arada üniversite reformu yapılacak. Bir İsviçre'de bilim adamından destek alacağız. Üniversitelerde yapılması gereken reformu hazırlayacağız. Rapor hazırlayacak ve bu rapor doğrultusunda İstanbul Üniversitesi yeniden dizayn edilecek. Tarih coğrafya fakülteleri de açılacaktır. Bu arada güzel sanatlar alanında çalışmalar yapılacaktır. İşte 1927 yılında Resim Heykel Müzesi açılacak. 1933 yılında İnkılap Sergisi, hem devrimi anlatacak, Kurtuluş Savaşı'nı anlatacak bir İnkılap Sergisi'yle ülkemizi büyük oranda geliştireceğiz. Bu arada Sanayi Nefise vardı İstanbul Üniversitesi'nde. Mimar Sinan, önce Güzel Sanatlar Akademisi'ne sonra Mimar Sinan'a çevireceğiz. Aynı zamanda Musiki Muallim Mektebi'ni kuracağız. Böylece öğretmen yetiştireceğiz. Gördünüz, Atatürk bir Balkan halk oyunları şu anki Beylerbeyi Sarayı'nda Balkan gününde halk oyunları oynanırken Mustafa Kemal de buna katılmıştır. Böylece aslında halktan biri olduğunu da ispatlamıştır. Peki, birkaç soru dersimiz not alıyor. Türk Medeni Kanunu 4 Ekim 1926'da yürürlüğe girdiğinde aşağıdaki haklardan hangisini sağladığı savunulamaz. Evet, Medeni Kanun neydi? Kadınlara verilen haklardı. Kadınlara milletvekili seçme hakkı Medeni Kanun'da verildi mi? Hayır. 1934'te kadınlara genel seçimlere katılma hakkı verilmişti. Onun dışında sosyal, ekonomik, hukuk alanında kadın erkek eşitliği, çok eşlik yasaklanmış, resmi nikah zorunluluğu, mirasta kadın erkek eşitliği ve boşanma şartlara bağlanmıştı. Böylece Medeni Kanun'da sosyal, ekonomik, hukuk alanında kadın erkek eşitliği vardı. Cumhuriyet'in ilanından sonra gerçekleştirilen uygulamalardan hangilerinin Türk kültürünün gelişmesi ve okuma yazma oranının, okuma yazmanın artması, yaygınlaşmasıyla ilgili olduğu, millet mekteplerini açmıştık. Hani yeni harfleri bu okullarda öğretecektik. Yeni Türk harflerini kabul etmiştik ki bu öylece daha kolay alfabeyle okuma yazma yaygınlaşacaktı. Ama Türk Tarih Kurumu'na tuzağa düşmeyelim. Hatta Türk Dil Kurumu'nda tuzağa düşenler var. Okuma yazmayı yaygınlaştıran Türk Dil Kurumu değil. Türk Dil Kurumu'nda gördüğünüz yaşlı tipler sözcüklerle uğraşıyorlar. Onlar burada okuma yazma öğretmiyorlar. Sakın tuzağa düşmeyin. Millet mektepleri yeni Türk harfleri. Evet, bu dersimizi noktalıyoruz burada arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Çok önemli konular. Birkaç defa dinlemekte fayda var. Başarılar.